Kendisini aslında iş dünyasından dolayı çok yakından tanıyoruz ama bugün kendisinin ikinci kişisel sergisini konuşmak üzere Sayın Cem Boyner'i Haber Ötesi'nde konuk ediyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz demiyorum çünkü bir anlamda sizin mekanınıza biz gelmiş olduk. O yüzden programa hoş geldiniz ama biz de sizin mekanınıza, ikinci kişisel fotoğraf serginizin bulunduğu mekana bir anlamda hoş gelmiş olduk. Hatırladığım kadarıyla, yanılıyorsam lütfen düzeltin, ilk fotoğraf serginizi 99 yılında açmıştınız ve uzun bir aradan sonra bu sergi gerçekleşti. Neden bu kadar uzun bir zaman beklediniz? Su altı için 2 yıl çalışmıştım, 2-3 yıl çalışmıştım. Daha sonra Türkiye'deki kriz baş gösterdi. Herkesin işini gücüne vakit ayırması gerekti. Ben de o sırada su altı projelerini bir tarafa kaldırdım. Ama fotoğrafçılık çok eski bir merakımdı. Ondan uzaklaşamadım ve arada yaptığım çekimlerle bundan aşağıki bir yıl evvel bir sergi yapabileceğimi ve fotoğrafları kitap halinde toplayabileceğimi gördüm. Son bir yılda bayağı bir efor sarf ettim ama galiba böyle bir serginin ve kitabın arkasında birkaç yılın çabası gerekiyor. Daha kolay olmuyor galiba. Daha öncesine dayanan bir ilgim var dediniz fotoğrafla ilgili olarak. Lisede başladım. Bu ilginç çünkü öğrendiğim kadarıyla su altı ile ilgili olan fotoğraf serginizde, su altı fotoğraflarınızı yaptığınız ilk kişisel serginizle ilgili olarak Endonezya'ya yaptığınız bir tatilin çok etkili olduğu bilgisine ulaşmıştım. Demek ki daha öncesine dayanıyormuş. Yani bu tatil fotoğraf değil, daha onun önceye, da öncesine dayanıyormuş. Fotoğraf daha bilgisi. Önceye dayanıyor. İlk su altına girdiğimde açıkçası ben de daha önce dalmamış pek çok insan gibi su altının yeşil gri tonlarında olduğunu sanıyordum. Fakat lambayla aydınlattığınız zaman müthiş renkler olduğunu fark ettim. Hı hı. Ve hemen dalışımı o çekilip de çöpe atılan makinelerden bir tanesiyle girdim. İlk köpek balığımı gördüm, çok heyecanlandım. Ve ondan sonra aşağı yukarı su altı, yani dalmanın ana sebebi fotoğraf çekmek oldu. Hı hı. Dolayısıyla ayıramıyorum o ikisini birbirinden. Ama liseden beri, lisede Robert Kolej'de Aydın Ungan isimli bir hocamız vardı fotoğraf kulübünün başında. O hepimizi zehirledi ve yol açtı. Ondan sonra devam ettim. Bir hobi gibi başladı ama şu anda hobiden biraz daha ileri bir yeri var hayatımda. Hobi gibi dediniz. Şimdi bu sergiyle ilgili çok anlamlı cümleler de okudum. Onlara geleceğiz ama hobinin üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle bizim toplumumuzda en çok tartışılan konulardan biri de özellikle iş dünyasındaki iş adamlarının, hatta son dönemde iş kadınlarının çok ağırlıklı olarak iş hayatıyla yoğun şekilde yaşamaları ve neredeyse hobi ya da hobiler geliştirememiş olmaları. Siz bunu değiştiren ender simalardan birisiniz. Nasıl yorumlamak lazım? Bir kere geç yaşta başlamıyor. Şu anda iş insanlarına hep tavsiye edilen hobilerinizi çok genç yaşta edinin. Çünkü 40'ından 50'sinden sonra hobi edinmek gerçekten çok zor. Çünkü iş hastalığı damarlarınıza girdiyse artık o virüsten kurtulmak kolay değil. Ben çok evvelden, önceden başladım. Yani 15-16 yaşlarımdayken merak salarak başladım. Ve derinleştirebildiğimi gördüm. Bir fotoğraf eğitimi almadım. Ama merak ettikçe, okudukça, çektikçe biraz daha ilerlediğimi fark ettim. Fotoğrafçılığı bıraksam şu sırada yeniden bir şeye başlayabilir miyim? Ondan emin değilim. Ama iş benim yaptıklarımı tanımlıyor. Hı hı. Fotoğraf beni tanımlıyor. Yani o benim kendimi ifade ediş şeklim. Dolayısıyla bu doğrudan benle ilgili bir şey, yaptığım işle ilgili bir şey değil aslında. Bu ayrımı koymak tabii çok önemli. Çünkü çoğu zaman iş insanları kendilerini işleriyle tanımlıyorlar. Ve onun dışındaki bir hayat haram gibi görünüyor. Evet. Sanki ondan başka hayat olamazmış gibi. Bunları bir dengede yürütebilmek önemli. Fotoğraf beni tanımlıyor dediniz. Yani bir anlamda iş dünyasındaki kimlikleriniz, unvanlarınız Cem Boyner'i anlatıyor bize. Ama fotoğraf benim. Ve işte bu sergiler, açılarınız, renkleriniz, ışıklarınız sizi, yani belki de Cem'i yansıtıyor. Bu tanımın içinde neler var? Hangi sözcükler var? Hangi renkler var? Hangi gölgeler, hangi ışıklar var diye sorsam? İnsanlarla uğraşıyorum. Onların ifadeleriyle uğraşıyorum. Beni en çok cezbeden o. Veya
onu daha kolay başardığım için beni cezbediyor. Hep siyah beyaz çektim. Çok renkli çekmedim ama gittiğim bazı yer veya çektiğim bazı fotoğraflardan o renkleri çalmak çok yazık olacaktı diye tekrar onları renkleriyle ifade etmeyi tercih ettim ama çektiğim fotoğraflar genellikle kişinin ifadesini çok güçlü yansıtar. Yani önünde oturup bir 10 dakika konuşabilirsiniz o şahıslarla. Onu dışarı çıkarmaya çalıştım. Buna da ulaşabiliyorum. Yani hepimizin ayrı bir şeyi var. Hepimizin ayrı bir anahtarı var, ayrı kapıları açan. Benimki insanları açıyor diye düşünüyorum. Yani bu bir şekilde aslında iyi bir iletişimciyim gibi bir cümleyi mi Bu işte öyle. Bu işte kolay iletişim kuruyorum. Yani kimse çekinmiyor benden. Çok rahat iletişim kuruyorlar ve gardlarını almadan veya gardları varsa onu bir süre sonra atıp iletişim kurabiliyorlar. Ve galiba bunu yaparken de arada fotoğrafçı olduğunu da seyirciye unutturabileceğim. Bu da heyecanlarımdan biri. Yani fotoğrafa bakanlar ben oradaydım, ben çektim gibi bir hisse kapılacaklar diye düşünüyorum. Çünkü genellikle fotoğrafta hep bir fotoğrafçı vardır arada fotoğrafa bakarken. Bu derin ifadeleri yakalayınca sanırım fotoğrafçı uçtu aradan. Yani doğrudan doğruya izleyenle fotoğraflar ve oradaki şahıs özne doğrudan doğruya yalnız kaldı. Bunu geliştirdim mi ya da böyle bir beceri mi vardı da onu bilmiyorum ama neticede kolay iletişim kurabiliyorum ve çok farklı kültürden insanları çok çabuk gardsız o kendilerini çok rahat teslim edebilen bir noktaya getirebiliyorum. Bunu bir nedeni ben öyle yapıyorum çünkü. Yani ben gardsız çıkıyorum karşılarına. Yani bana dokunabildikleri için kendilerini dokundurtuyorlar diye düşünüyorum. Yani o açıklığı çift taraflı kuramazsanız zaten karşı tarafın açılması mümkün değil. O anlamda yine bu sergide yakındaki uzak, uzaktaki yakın adıyla devam etmek istiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi kimi zaman yakındaki kişilerin bakışları çok uzak mesafeler ortaya koyabilir. Belki de bu fotoğraflarda siz o mesafeleri ortadan kaldırıp uzaktakileri bize yakınlaştırıyorsunuz. Ama bunu uzaktaki insanlarla ağırlıklı olarak yaptığınızı gördüm. Şöyle bir taradığımda, örneğin Hindistan var, Mali var, Sahra var, Zanzibar var, Tanzanya var ve buradaki yüzlerle, buradaki kişilerle bir yakınlaşma ortaya koymuşsunuz fotoğraflarınız vesilesiyle. Şunu merak ettim, acaba Türkiye'de böyle bir fotoğraf çekmek isteseniz, Cem Boyner kimliğiniz bir handikap, bir duvar, o yakınlaşmayı önleyici bir olumsuz etken olarak karşınıza çıkabilir mi? İki açıdan da yaklaşayım. Hem kendim açısından yaklaşayım hem de buralı bir insan olmanın handikapı var mı diye yaklaşayım. Şimdi kültürünü bilmediğiniz ülkelere gittiğinizde o insanlarla karşılaştığınızda size yaban muamelesi yapıyor. Ya biraz şapşal turist muamelesi de yapıyor. Yani Türkiye'de bazen turistlerle dalga geçilir. Türkçe konuşursunuz kendisiyle anlamadığını bile bile. Bu kötü niyetten değil. Öyle bir hafif bir şakalaşırsınız bile. Yabancı olarak gittiğinizde siz yabancı olduğunuz için size özel ilgi gösteriyorlar. Evine girdiğiniz için çok ihtimam gösteriyorlar ve açmaya çalışıyorlar kendilerini. Çünkü yüzünüzün ifadesinden zaten orada olan biteni, oranın raconunu bilmediğiniz çok belli. Şimdi Türkiye'de bırakın beni, Türkiye'de bir buralı bir insan olarak Türkiye'de fotoğraf çektiğiniz zaman sizin gözünüze bakan buralı olduğunuzu anlar. Oturuşunuzdan, çay bardağını tutuşunuzdan bir sırrınız yok sizin, hiçbir gizeminiz yok. Onlar kendilerinde sırları olmadığını bilirler ve kendilerini olduklarından daha farklı göstermeye çalışırlar. İkincisi, işte siyaset yaptım, başka faaliyetlerim oldu. Bir şekilde bilinen bir yüzüm oldu Türkiye'de. Sokağa çıkıp tam çeken Cem abi falan deyince bütün olayın büyüsü kaçıyor. Çünkü bir anda o tanışıklık giriyor devreye. Bir anda başka boyuttan ilişki kurabildiğiniz bir kişi oluyor karşınızda. Bütün büyüsü kaçıyor. Tanınmamak ve hafif de tanımamak, o böyle küçük bir yırtmaç. Siz onu okumaya çalışıyorsunuz, o sizi okumaya çalışıyor.
5 dakika sonra ne olacağını kestiremiyorsunuz. Bunların getirdiği sürprizler gerçekten oradaki tecrübeyi hem o an için olağanüstü yapıyor, hem de gerçekten oradan çok güzel fotoğraflarla dönebiliyorsunuz. Kendimi daha çok Güney Yarımküre'de buluyorum demişsiniz. Bunun nedenlerinden biri de uzak diyarlarda, uzak ülkelerde bu yakınlığı daha kolay temin edebiliyor olmanız mı acaba? Biraz da sıcak olmaları galiba. Orta kuşaktakiler ve güneydekiler daha sıcaklar, daha samimiler. Tesadüfen ciltleri daha koyu renkli ama gözlerin içi gülüyor. Yani ben bu fotoğrafları Kuzey Yarımküre'nin kuzeyinde, şöyle Finlandiya'da, Almanya'da çekebileceğimi düşünemiyorum Amerika'da. Çünkü geniş açı kullanıyorum çok iyi sonuç alabilmek için. Çok yaklaşmak zorundayım. 1-2 metreye yaklaştığınız, hatta bazen 60 santime yaklaşacağınız kadar mesafelere öyle Avrupalı falan sokmaz adamı. Destursuz, yani Amerikalı sokmaz. Mesafe ister. Daha yabanidir aslında, daha mesafeli, daha soğuktur. Ama gittiğim yerlerde müthiş bir açıklık var. Yani Türkiye'nin aslında 20 yıl önceki halini hatırlayın. Yavaş yavaş o değerlerimizi biz de zenginleştikçe, uygarlaştıkça kaybetmeye başlıyoruz ama yani destursuz bir eve girersiniz, fevkalade iyi karşılanırsınız, yemek ikram edilir vesaire. Yani o sıcaklığı çok gelişmiş ülkelerde bulamayacağımı düşünüyorum. Onun için sanırım av saham, yani insanlarla ilgili av saham kendini daha açmaya hazır. Çok çok şeffaflaşmamış toplumlarda, öyle bölgelerde diye düşünüyorum. Bu ilginç çünkü Kuzey Yarımküre'de ya da bir anlamda Batı'da insanlarla böyle bir yakın temas içine girseniz bir mesafe koyarlar. Çünkü bir anlamda aslında onlar daha yabani dediniz. Şimdi bunun sonrasında bütün bu işte 3. dünya ülkeleri kategorisinde bulunan ülkeleri gezip bu fotoğrafları çektikten sonra medeniyet tanımını hiç sorguladınız mı kendi içinizde? Sorguladım, bir noktaya varamadım. Yani her toplumun ayrı bir dünyası var. Herkesin inandığı anlamlı ve abuk sabuk şeyler var. Genellikle her birininkine diğerine de, her birininki diğerine abuk sabuk geliyor. O kadar göreceli ki her şey. Mali'de evlenmemiş Müslüman kızların göğüslerini örtmeleri adetten değil. Tam tersi, örtmemeleri bekleniyor. Ama evlendikleri anda tekrar giyiniyorlar. Onların fotoğrafını çekerken de müsaade istemek zorunda değilsiniz. Şimdi bu benim öğrendiğim, benim kültürümdeki değerlere göre çok aykırı. Daha örtülmüş bir hanımefendinin resmini çekmeyi daha kolay olduğunu düşünürsünüz ama çıplakların daha zor olduğunu düşünürsünüz. O da tam ters. Bunu orada öğreniyorsunuz. Ve bir kere bu müthiş bir sürpriz. Şimdi bunun da medeniyetle de alakası yok. Çarşaflı bir hanım. Yarım saat yüzünü açmadı. Yarım saat sonra bebeği geldi. Çıkardı. Fotoğrafçının önünde bebeğine süt vermeye başladı. Şimdi bu böyle 10 dakika içinde oldu ve 5 dakika sonrasını kestiremiyorsunuz aslında. Ve orada okuyabilmek lazım. Burada çekilir mi, çekilmez mi, ufak ufak toz mu olmak lazım, yok hayır, konuşmaya mı başlamak. O bir şekilde o kimyayı orada hani yakalaya adım adım öğreniyorsunuz yaşadıkça. Beni çeşitlilik açısından çok zenginleştirdi tabii. Bizde Kur'an-ı Kerim yere konmaz. Bizde Kur'an-ı Kerim mutlaka belden yükseklere konur. Pek çok yerde, Arap ülkelerinde de öyle, başının altına yastık yapıyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunun hangisi doğru, hangisi yanlış, onun tartışması bizi çok aşıyor diye düşünüyorum ama her gittiğiniz yerde o ülkenin medeniyetine göre davranmak ve o saygıyı göstermek önemli. Onu yaptığınız takdirde de çok güzel bir kulağınızda müzik gibi oluyor ve ayak uydurabiliyorsunuz. Şimdi oradan bir şeyi buraya taşır mısın veya buradan bir şeyi oraya götürmek ister miydin? Onu da diyemeyeceğim. Yani her şey yerli yerinde güzel galiba. Peki bir zıtlık duygusu hiç yaşadınız mı? Çünkü şimdi takdir edersiniz ki bir Cem Boyner olarak çok Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından biri olarak iş dünyasının o son derece modern, son derece işte
iş dünyasının o mekanları içinde hayatı geçen çok şık dükkanlar, mekanlar ve daha sonra fotoğraf çekerken işte mesela Sahra Çölü. Yani bu zıtlıkları kendi içinizde yaşıyor musunuz? Aslında öyle hem değil. Hem mekansal öyle, hem kültürel anlamda. Bu önemli bir şey sordunuz. Öyle değil. Öyle şöyle anlatmam lazım. Vakit vereyim bunu anlatırken, bu önemli. Öyle değil, öyle görünüyor. Benim hayatım çoğu zaman sokaklarda geçiyor. Müşteri ve sokağa dokunarak geçiyor. Dışarıdan bakınca gazetelere, dergilere, insanlar sanki her biri steril bir takım bölgelerde yaşıyormuş gibi. Bazen arkadaşlarımı söylüyorum mağazalarda. İşte içeri böyle lacivert bir takım elbiseyle giren bir müşteri gördüğünüzde hemen adama benzer bir şey satmaya kalkmayalım. Çünkü belki o onun iş kıyafetidir. Akşam ne giydiğini nereden biliyoruz? Burada çok güzel bir şey vardı. Zarifi diye bir lokanta vardı. Orada bir gün fevkalade ciddi, fevkalade önemli bir finans dünyasında bir şahsiyetin çiçekli pantolonlarla masanın üzerine göbek attığını gördüm. Şimdi ihtimal yok, veremezsiniz yani aynı insan olduğunu tanımasanız. Ama böyle yani gördüğünüz çok ciddi insanlar hafta sonu pembe şortlarla geziyorlar. Şimdi bilmiyorsunuz ki o insan akşam ne yapar, hafta sonu ne yapar, çocuklarıyla nasıl yaşar, hobileri nedir, nasıl insanlarla beraber olur, pazar sabahı ne yapar. Hep bildiğimiz kalıplar var. Şimdi ben sizi televizyondan ötürü böyle tanıyorum. Aklım ucundan geçmez sizi başka türlü hayal etmek. Yani onun için bu Cem Boyner de olsa olsa sabah işe gider. İşte bir şey plazadadır, oradan çıkar evine gider. Şimdi birdenbire nerelere gel? Öyle değil, hayatım böyle geçti aslında. Hepimizin hayatı böyle geçiyor aslında. Ama sizin hayatınız şu görüntüden ibaret olmadığı gibi benim de o stereotip görüntüden ibaret değil aslında. Etrafımız da öyle. Herkeste müthiş zenginlikler var, müthiş yaşamlar var ama biz onları maalesef kameraman olarak görüyoruz, ışıkçı olarak görüyoruz, işte satıcı olarak görüyoruz, avukat olarak görüyoruz ve hayatları avukatlıktan ibaret sanıyoruz. Tabii bunun müsebbibi biraz da sizsiniz çünkü biraz kendinizi geri çektiğiniz ve medyada çok yer almadığınız için sizin diğer renklerinizi, diğer farklı yönlerinizi çok fazla bilme imkanımız olmadı. Evet, herkes için de geçerli evet. Olabilir aslında. Evet. Devam edeceğiz. Çünkü sergiyle ilgili hakikaten belirttiğim gibi çok anlamlı bazı cümleler okudum. Biraz bu konuyla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum ama müsaade ederseniz kısa bir reklamın ardından. Haber ötesini bu akşam Topkapı Sarayı Müzesi içinde bulunan Darphane-i Amire binasından gerçekleştiriyoruz. Zira konuğum Sayın Cem Boyner ve ağırlıklı olarak kendisinin İkinci kişisel fotoğraf sergisini konuşuyoruz. Evet, bu fotoğraf serginizin adı Yakındaki Uzak, Uzaktaki Yakın. Ve şöyle demişsiniz bu sergi için. Bedenlerimiz ve yüzlerimiz, uzakta sandığımız insanların ruhları ile bize dokunuşları, elimizin altında sandıklarımızın belki de hiç bizimle olmayışları. Ne demek bu? Sergiyi gezince, kitaba bakınca aslında net ifade buluyor. Çok yakınızdaki, o an çok yakınızdaki birisi de çok uzak olabilir. İçine girmediğiniz takdirde, tanımadığınız takdirde. Dünyanın olmadık noktalarındaki insanlarla da çok yakın iletişim kurabilirsiniz. Eğer o göz temasını, o ruh temasını tutturabilirseniz. Ben bu uzaktaki yakında onu çok hissettim. Hepsini içimde taşıyorum o insanların. Yani hepsi sanki hala bir daha gidip görmek istiyorum. Bir daha kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bunların halbuki hepsi, hemen hemen hepsi 5-10 saniyelik küçük pencereler. O hanım öyle bir baktı, çektim. 2 dakika sonra kızı geldi, içeri girdi. Yani çok küçük anlar bunlar. Küçük anlar ama elinize alıp baktığınız zaman ya bitmeseydi, yaşasaydım, o ilişkiyi tekrar kurabilseydim hissi bırakıyor. İkinci sergi bedenlerle ilgili, çıplak bedenlerle ilgili. Orada bedenin coğrafyası üzerinde durdum. Kıvrımları üzerinde, gölge, ışık üzerinde durdum. Ve özellikle de erotizmden uzak, daha ruha sokulgan diye ifade ettiğim, modelle göz temasının olmadığı fotoğraflar çektim.
Zaten göz temasını kaybetmekle birlikte mesafeyi de inanılmaz uzatmış oldum. Çünkü orada görüyorsunuz, gerçekten çok güzel oldukları için sergiledim. Çok beğeniyorum o resimleri, fotoğrafları. Ama onlar yani uzakta işte duruyor. O kadar. Yani güzel bir toprak biblo gibi. Yani oradalar. Ne benimle alakası var, ne sizle alakası var. Görmeye güzel ama yaşam yok orada. Halbuki o stüdyoda, kalabalık bir ortamda, çok sıkışık şartlarda, çok birebir yakın çekilmesine rağmen çekildi, bitti. İşte dondurduk o görüntüleri. Gerçekten göze güzel, ruha da güzel ama ilişki kurma ihtimali olmayan fotoğraflar. İki ayrı sergi yapmayı düşünmüştüm. Aslında uymuyor sergiler birbirine. İki ayrı sergi, ikisi de hazırdı tesadüfen. 6 ay ara koysam demek ki 6 ayda bir sergi yapmak gibi bir intiba çıkabilir. Ki 6 yıl aradan sonra. 6 yıl aradan sonra. Onun üzerine dedim ki bu iki aykırılığı nasıl doğru ifade edebiliriz? Sonunda o çıktı ortaya. Yani bu uzaktaki yakın ve diğer bedenlerse yakında ama uzak. Onları üst üste koyup bir büyük sergi, iki bölümlü bir kitap, iki bölümden meydana girer şekilde tamamladım. Kimi toplumlarda, özellikle sizin seyahat ettiğiniz bölgelerde aslında bilinir, denir ki fotoğraf çektirmezler çünkü uğursuzluk sayarlar. Hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı? Kimi yerlerde ruhunu, yani fotoğrafın evet. çekildiği zaman ruhun çalınır gibi evet, bir kanaat. Özellikle Endonezya kanaat. Bölgesinde bu orada çok hakim çok. Bir duydum inanıştır. Duydum onu. Zanzibar'da Müslümanlık bir parça çok tutucu. Zanzibar'daki Müslüman ahalinin fotoğrafını çekmek çok zordu. Mali'de Müslüman bir ülke. O da çok kolaydı. Kenya, Tanzanya çok kolaydı. Orta Doğu çok kolay. Aslında şöyle daha başka bir şey söylerim. Hiçbirisi de kolay değil de o sabrederseniz ve kıymet verdiğinizi belli ederseniz yavaş yavaş çözülüyor insanlar. Kimi zaman bütün fotoğraflarında izin aldım. Hepsinde çekmeden izin aldım. Çekmeden, yani izin almadan çekmek zorunda olduklarımı da kullanmak için izin aldım. İzin verilmeyen hiçbir fotoğrafı kullanmadım ve çekmedim. Sonuç, izin aldığınız zaman eğer evet derlerse ne âlâ. Hayır derlerse bırakmıyorum peşini. Eğer çok önemli bir şahsiyetse benim için. Bekliyorum. Bakıyorum. Dönüyorum etrafında, dolaşıyorum. Herhalde nazlananlar da vardı değil mi çok aralarında? Çok var. Çok var nazlananlar da ama çok beğendiğim ve çok önemli bulduğumu ifade ediyorum. Çok saygılı davranıyorum. Bir süre sonra çek o zaman diyorlar. Bir iki tane çekip bırakıyorum. Önemsiz fotoğraflar. Ondan sonra onlar başlıyor. Beni o kadar ilginç bulduysan veya beni o kadar beğendiysen niye daha fazla çekmiyorsun? O daveti alınca çalışmaya başlıyorum. O zaman muazzam şeyler çıkıyor. Artık gardlar düşmüş, yumuşak, gülümseyen yüzler. Gülümsemeseler bile gözleri kocaman, bütün ifadelerin çıktığı haller. Bir de tabii o da benim belki bir sırrım. Çok yakına girdiğiniz zaman fotoğraf çekmek için karşınız, yani fotoğrafçıyla veya makineyle çok yakın oluyorsunuz ve adrenaliniz yükseliyor. Özneden bahsediyorum. Gözleriniz büyüyor. Ve işine giriyorsunuz o kameranın. Uzaktan zoomla veya telefotoyla çekseniz öyle hani aval aval bakar gibi bir ifade alabilirsiniz aslında. Ya aynı insandan daha heyecan verici bir ifade alabilmek için çok içine girmek lazım. Tabii benim en büyük imtihanım orada bir izni aldıktan sonra onun içine girebilmek, yaklaşabilmek imtihanı. Onu kazanabildikten sonrası kolay. Ama Zanzibar'da da çektiklerim oldu. Yemen'e gitmek istiyorum. Yemen çok zor fotoğraf verecek bir yer. Orada da yapabileceğimi düşünüyorum ama. Zamanı durdurmak, dondurmak gibi bir kaygınız var mı? Ya da zamanın elinizden akıp gittiği gibi bir endişe taşıyor musunuz? Fotoğrafla ilişkili soruyorsunuz değil mi bunu? Aslında galiba şöyle diyebilirim. Tabii eğer bu fotoğrafla ilişkiliyse belki bu aslında sizinle de ilişkili. Zira fotoğraflar sizi yansıtıyor ise belki de biraz önce dediniz evet o anda bir çerçeve açtım o hayat içinde ama sonra o kadın evin içine girdi ve kayboldu. Bir daha çekmek istiyorum dediniz. Yani zamanı geri getirmek ya da akan zamanı durdurmak gibi dalgalar oluyor mu içinizde? O gördüğümü
eğer gerçekten çok heyecan veriyorsa bütün dünyayla paylaşmak istiyorum. Yani öyle bir durdurma var. O kadar heyecan veren bana, o kadar beğendiğim fotoğraflar var ki onları bütün dünyayla paylaşmak istiyorum aslında. Yani o ruhu, böyle bir yaşam olduğu, böyle bakan bir kadın olduğu, böyle desenler, kapıdaki desenlerle aynı desende kıyafet giyen, pırıl pırıl, tertemiz, dünyanın en şefkatli bakışıyla bakan o kadının fotoğrafını bir dünya alem görsün istiyorum. Yani av gibi değil, avı kendiniz için yaparsınız. Bu paylaşmakla ilgili bir hadise galiba. O zaman çok kıymetlerini ve kaçtığı zaman oyuncağını kaybetmiş çok üzgün bir çocuk gibi oluyorum yani bir şey kaçırdığım zaman. Çünkü orada yani onu ancak oradan alıp çıkarıp gün ışığına çıkarabilirim. Buradaki yaşamlar kimsenin farkında olmadığı yaşamlar. Hepsi de çok özel yaşamlar diye düşünüyorum. Ama 10 binler, 20 binler arasından seçtim bunları. Yani her yaşam özel olmayabilir yaşayan kişi dışında ama bunlar herkes için özel gibi geliyor bana. Gerçekten o sıcaklık hissini veriyor diye düşünüyorum. O zaman da o anı yakalamak, dondurmak ve ortaya çıkarmak çok kıymetleniyor benim için. Bu ikinci serginiz, bunun devamı gelecek mi? Çalışmam lazım. Yani kafamda projeler var ama şimdi önce şunu yüzümün akıyla bir bitireyim. Arkası mutlaka uzun bir ara koymadan devam edebileceğimi tahmin ediyorum. Çalışmak lazım derken tabii bir de iş dünyasının çok yoğun bir çalışma temposu var. Tabii yani onun getirdiği yani ben ancak tatillerimin bir kısmını fotoğraf tatili yaparak bunları çıkarabiliyorum çünkü başka bir boş zamanda veya başka bir tatilden fotoğraf çıkmıyor. Yani günün en güzel ışıkları sabah 5'te, 6'da, 7'de insanın yüzüne düşen kırmızı ışıklar, yumuşak. Akşamda güneş batmadan 1-2 saat önce. Öğlen güneşinde, tepeden güneş geldiği zaman çok enteresan bir şey çıkmıyor. Gölgeler, burnun gölgeleri aşağı iniyor. Gözler kararıyor. Dolayısıyla hangi turistik tatilde siz grubunuzu, ailenizi saat 5'te terk edip yani o olmuyor. Hani arada fotoğraf çıkmıyor. Fotoğrafı çekmek için gerçekten yoğun bir şekilde o işle ilgilenmek lazım. Mali benim için 6 günlük bir, 7 günlük bir fotoğraf seyahatiydi. Zanzibar 3-4 günlük bir fotoğraf seyahatiydi. Onun için çok yoğun zaman vermek lazım. Biraz da zaman, yani bu zamanı bulabilmekle ilgili bundan sonra çıkarabileceğim şeyler. Tabii çekip de daha önce çekmiş olduğum fakat bu sergi ve kitaplara girmesi konu itibariyle müsait olmayanlar vardı. Onlar da var. Bakalım zaman gösterecek. Peki şunu kişisel olarak merak ediyorum. İş dünyasıyla ilgili konuşmayalım. Ama şeyi yani bu sanat ve fotoğraf, iş dünyası hepsi ama şöyle bir şeyiniz olduğunu izliyorum son yıllarda. Özellikle siyasetle ilgili olarak dediniz ya böyle uzaklıklardan ve yakınlıklardan madem konuşuyoruz. Bunu bir cümleyle de yorumlayabilirsiniz. Yeni demokrasi hareketinden sonra takip edebildiğim kadarıyla sanki bir bıçak gibi siyasetle olan ilişkinizi kesmişsiniz gibi algılıyorum. Yanılıyor olabilirim. Ve sadece şunu öğrenmek istiyorum. Siyasette bugün ne kadar ilintilisiniz? Yani gazete okuyor musunuz? Türkiye'deki sıcak gündemi takip ediyor musunuz? Yoksa tümüyle kendinizi işte fotoğraflara ve iş dünyasına vermiş bir Cem Boyner mi var karşınızda? Yok. Siyaseti çok yakından takip ediyorum. Çok çok yakından takip ediyorum. Çok ilgiliyim. Ama seyirci kadar ilgiliyim. Yani aktif bir oyuncu kadar ilgili değilim ama çok yakından ilgiliyim. Takip ediyorsunuz. Elbette, çok yakından takip ediyorum. Ama böyle algılanmasını istemiyorsunuz. Hayır, siyasetle çok yakından ilgimin bir gün aktif hale dönüşüp dönüşmeyeceğine dair bir yanlış intiba vermek istemiyorum. Yani o siyasette çok çabuk girdim, çok yoğun yaptım, çok sportmenceydi 3 sene. Türkiye bugün artık çok sıradan olan, o gün için çok devrimsel yeniler getirmeye çalıştık. Müşteri beğenmedi. %50 verdi seçimde. Bıraktık. Orada bitti. Benim aktif siyasetim orada bitti. Şimdi zaten o gün gündeme gelenlerin hepsi iktidarda aşağı yukarı. O fikirler bugün Türkiye'de uygulanan şeyler. Şimdi iyi bir seyirciyim. Orada tutuyorum bunu.
Zaman zaman diyor musunuz bunu? Ben söylemiştim 10 yıl öncesinde diye. Önemli değil. Gerçekleşmesi önemli. Peki Sayın Cem Boyner, son olarak şunu da merak ediyorum. Güzelliklerden ve estetikten çok bahsettik. Fotoğraflarınızda da bunu görüyoruz ki tabii Beymen olarak da, Boyner mağazaları olarak da, tasarım olarak da, moda olarak da pek çok güzelliğe ve estetiğe imza attınız. Bu anlamda estetik ve güzellik tanımınızı çok merak ediyorum. Çünkü bu iki farklı sergide iki farklı estetik ve güzellik tanımları da hakim. Nedir tanımı güzelliğin ve estetiğin sizce? Bilmiyorum. Ben öyle pek büyük sözler söylemeyi de bilmiyorum. Öyle sözlerle düşünmeyi de bilmiyorum. Gerçekten cevabım yok sorunuza. Gerçekten bilmiyorum. Sözlerle aranız nasıl? Nasıl? Sözlerle aranız nasıl? Parça parça iyi. Yan yana gelmesi zor olur bazen. Fotoğraf onu biraz herhalde yani kolay kılıyor. Nazım Hikmet miydi Abidin Dino'ya? Oh beyi çizebilir misin diye. Yani öyle bir şey bu. Yani tam doğru tarifledim mi bilmiyorum. Yani ne ifade ettiğini biliyorsunuz da onu artık görenin yorumunu bırakmak lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haber Ötesi'ne katılmayı kabul ettiğiniz için uzun bir aradan sonra diyeyim. Sizi diğer burada, konuları da başka evet, bir sefer tekrar burada konuşmak üzere. Konuk etme, daha doğrusu Haber Ötesi programında konuk etme şansı buldum. Ve evet, diliyorum ki başka konularda iş dünyasıyla ilgili olarak da sizi bir gün Haber Ötesi'nde konuk etme fırsatı bulalım. Gerçekten elinize sağlık, ruhunuza sağlık, gözlerinize sağlık, kameranızın merceğine sağlık. Uzakları bize yakın ettiğiniz için tüm fotoğraf severler adına da size gönülden teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.